Burada ben gazeteci meslektaşım Nalan Koç'a buradan selamlarımı yolluyorum. Nalan'la zaman zaman özellikle bu süreç içinde böyle çok konuşuyoruz. Kendisinin okumalarından da çok faydalanırım. Kendisi de biliyor. Buradan özellikle selamımı yollamak istiyorum. Barış Hocam buyurun. Ardından Hasan Bey'le devam edeceğiz. Reklam arasından evvel Naim Bey de sormuştu. Bu Şangay İşbirliği Fuat Hocam da o kapsamda ünlü kuşak ve yol projesi ki yani Çin buna muazzam bir iktisadi yatırım yapmış durumda. 400 milyar dolarlık efendim yatırım fonları, kurulan ortak bankalar, ortak fonlar vesaire vesaire. Ukrayna o anlamda çok önemli bir güzergahtı. Coğrafi konumundan dolayı çok önemseniyordu. Türkiye de önemli. Orta Asya'da önemli ki biz Kazakistan'da olaylar baş gösterdiğinde Hülya Hanım az evvel ne dedik? Kazakistan'da yine aynı zincirin bir halkası olarak görmek lazım. Bu bir lazım. Kuşak bir yol projesine Kazakistan'dan bağımsız düşünülemez herhalde. Elbette değil mi? Ukrayna senaryosu. Yani hem bu ülkelerin enerji anlamında zenginliği, enerji zengini olmayanların da güzergah anlamında önemi şüphesiz projeyi bir ölçekte, bir müddet sekteye uğratabilir mi? Evet, öyle bir ihtimal var. Ha, ama muhtemelen savaşın gidişatına koşut olarak Çin de kendi önlemlerini alacaktır. Çünkü ABD'nin müttefikleri de dahil olmak üzere 60-65 ülkenin katıldığı, pek çok uluslararası örgütün destek verdiği, bunca yatırım yapılmış bir proje sırf Ukrayna'da yaşananlardan dolayı kopmaz. Sekteye uğramaz. Biraz esneklik gösterilir. B planı devreye sokulur. Alternatif seçenek güzergahlar bulunur ama muhakkak Çin herhalde bu kadar yatırım yaptığı bir projenin Ukrayna'dan dolayı baş ağrıtmasını istemez. Gelelim gene orta ve uzun vadede bu yaptırımların ne tür neticeleneceğini. Biz şimdi kısa vadede şöyle düşünüyoruz doğru olarak. Rusya hırpalanır mı? Elbette hırpalanır. Rusya yıpranır mı? Yorulur mu? Elbette yorulur ve yıpranır. Ama unutmayalım ki bu tarz kriz dönemlerinde ülke içinde güvenlikçi politikalar ve mevcut iktidarın tahkim edilmesi öne çıkar. O bağlamda her ülkede savaş dönemlerinde milliyetçilik artar. Nasıl ki Ukrayna'da artıyor, aynı şekilde Rusya'da da artacaktır. Ve orta ve uzun vadede, kısa vadede demiyorum, orta ve uzun vadede bu iktisadi yaptırımlar o yaptırımları koyanı da vurmaya başlarlar. Bir, yaptırıma mağdur olan, yaptırımın o anlamda muhatabı olan bunu delmeye çalışır. İki, eğer biraz direnci kuvvetli ise kendi B planlarını devreye sokar. Alternatif güzergahlar, alternatif pazarlar bulur. Üç, bizim aynen Kıbrıs Barış Harekatımızda yaptığımız gibi ambargo krizini kendince savunma sanayisini, silah sanayisini kurma, kurumsallaşma yolunda ne yapar? Bir avantaja çevirir. Yani bizim bugün hepimizin göğsünü kabartan o ünlü ileri teknoloji ihtiva eden savunma sanayimiz o dönemin ve yaşadığımız o krizin, o mağduriyetin neticesinde hayata geçmiştir. Çünkü bunlar hep böyle bir cephe açar insana. Elbette. Yaşanan bu krizler bir diğer taraftan. Ve elbette Batı içinde böyle büyük bir pazar söz konusu olduğundan bir müddet sonra Batı'daki koca koca şirketler şimdi ad verip Rütük'le başımızı derde sokmayalım ama hamburger şirketinin girip tepe yöneticisi Başkan Biden sen istedin biz de çekildik ya ama orası çikolata. Büyük bir pazar. Aynen. Başkan Biden sen istedin biz de çekildik ama biz orada cep telefonu satamıyoruz. Aynen öyle. Başkası geldi Çin gelip cep telefonu satmaya başladı diye yakınmaya, homurdanmaya başlarlar orta ve uzun vadede. Barış Hoca bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Rusya Çin daha yakınlaşamayacak, yakınlaşmaz mı bu krizden sonra? Elbette yakınlaşır. Zaten bir, yeni bir ittifak, daha kuvvetli bir ittifak halinde Batı'ya karşı bir işbirliği yapabilirler mi? Elbette yapabilirler. Peki neden Çin bu kadar sessiz kriz esnasında? Çin Rusya'nın zaten daha fazla kendine muhtaç olmasını mı bekliyor? Çin zaten geleneksel olarak dış politikası son derece sessiz ve ketumdur. Yani bu Çin kültürüyle, Çin tarihiyle, Çin felsefesiyle de koşut gelişen bir dış politika anlayışıdır ki çok sessiz ve derinden gitmeyi, çok ketum olmayı tercih ederler. Barış büyük, Hocam, bugün bir katkı görünmeyen savaşan ülke bir Çin mi oldu aslında? Çin, pardon duyamadım. Çok özür dilerim. Çin bugün Rusya'ya kapıyı açtı yani ekonomik olarak. Yani neredeyse iki katını artıracak o alışverişte. Yani Rusya'nın batıda kaybettiği pazar kolaylıkla Çin tarafından ikame edilir. Burada asıl mesele şu. Herhalde hepimiz şu konuda hemfikiriz ki olimpiyatlar münasebetiyle Pekin'e, Çinler Beijing derler. Çin'i ziyaret eden Putin herhalde Ukrayna'ya ilişkin atacağı adımdan, yapacağı işgalden
Çinlidir Xi Jinping'i bilgilendirmiş. O zaman şey mi, buradan şöyle mi diyelim yani, görünürde savaşan Rusya ama arka planda savaşan da bir taraftan Çin aslında. Çin Rusya'nın o anlamda öncü olduğunu bilir. Rusya da Çin'in iktisadi açıdan vereceği desteğe güvenerek bu işe kalkışmıştır. Ekonomik olarak? Elbette. İktisadi açıdan vereceği destek önemlidir. Ben iki liderin olimpiyattan münasebetle bir araya geldiklerinde ve az evvel andığımız o ünlü stratejik işbirliği bildirgesinde ilan ettiklerinde dünyaya, ben Rus liderin Çin liderine Ukrayna'da atacağı adını %100 onunla paylaştığını düşünenlerdenim. Daha önce paylaştığını Hasan Öztürk şöyle bir şey söyledi. İlk blokta kendisi söz almadı. Özellikle ben dinleyeceğim Hülya dedi konukları, yorumcuları. Ve ardından elbette benim söyleyeceklerim var dedi. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın mülteciler üzerine söyledikleri, hem onun dışında bu süreçte yapılan açıklamalar üzerine söyledikleri üzerine elbette açıklamaları var. Ama dedi ki benim kafam karışık. Dedim ki Hasan abi niye kafan karışık? Kafam karışık dedi. İki tarafa da bakıldığında o iki eksenli. Biraz açıklayın isterseniz. Bu karışıklığı yani, neye bağlıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bir kere bu konuda okuyan biriyim, dinleyen biriyim. Sabahtan akşama kadar okuyan, sabahtan akşama kadar dinleyen biriyim. Dinleyen ve okuyan yorgun olarak da geldim buraya, onu da söyleyeyim. Ama enteresan olanı mesela atıf yapılan kaynaklar bile Batı kaynaklı. Şu ana kadar ben bütün izlediklerim, okuduklarım, dinlediklerimden tek kaynaktan beslendiğimiz kaygısına kapılıyorum. Neden? Hatta peki, böyle yani bir, şimdi bunun peşindeyiz zaten. Onun için zaten geleceğim. Şimdi savaşın birinci günü, ki siz çok enteresan bir KC üst başta attınız. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü günce KC'leriniz duruyordu, hala duruyor 16. gün. Ama alt KC'lerde televizyonların tamamında enteresan, bizim televizyonumuz bile aynısı yaptık. Ukrayna şehir savaşına hazırlanıyor. Kiev şehir savaşına hazırlanıyor. Bakın birinci gün. İkinci günden itibaren şunu yazmaya başladık. Rusya Ukrayna'da batağa saplandı. Hedeflerine ulaşamıyor. Putin çuvalladı. Putin beceremedi. Putin Kiev'i düşüremedi. Bunun karşısında şöyle bir şey var. Bir adam var. Haki bir şeyle çıkıyor. Bir tişörtle çıkıyor. Hafif yorgun, hafif sakallı. Ve diyor ki biz buradayız, mücadele ediyoruz. Şimdi bunun üzerine bütün 16 gündür konuştuğumuz hikaye bunun üzerine. Ne zaman şehir savaşı başlayacak? Konvoy ne zaman gelecek? Ne zaman şehir savaşı başlayacak? İki, Rusya hedeflerine ulaşamadı, batağa saplandı, bitti gitti, mümkün değil. Askeri hedeflerine ulaşamıyor. Üç, muazzam bir direniş var Ukrayna. Şimdi ben aslında bunun gerçekte olan bitenden haberdar değiliz. Değiliz. Şimdi aynen bu, yani burada Kemal Öztürk gitti gördü. Arkadaşlarınız var, Çetin Er orada. Her gün takip ediyorum. Nagihan Alçı gitti. Bu kadar Nagihan'a bağlanacağız yani, şimdi. Zaten Nagihan bir informasyon gitti. Savaşı da yaşanıyor. Yani diğer gazetelerden, diğer televizyonların arkadaşlarım gitti. Sağda herkes var. Ama dikkat edin, sağdakilerin tamamı şu anda Ukrayna'nın himayesi altında, öyle diyelim. Ukrayna'nın kontrolü altında yayın yapıyor. Ha, doğal da diyebilirsiniz. Çünkü işgal edilen toprak orası falan diyebilirsiniz. Şimdi böyle bir ortamda... O kontrolü altında başka bir anlama geliyor. Yani bunu embedded, da bilerek söyledim. Embedded gazeteci bunu, değil bunu yani. Bunu da bilerek söyledim. Bugünkü tartışmalarda okuyup da geldim, onu da söyleyeyim. Yani o da TV dahil okudum, onu da söyleyeyim. Aynısını gerekli. Tamam, ben de gittim şimdi, de işte onu söyleyeyim. Yok şimdi... Kemal Bey de gitti. Böyle bir ortamda bizim... enformasyon bombardımanı altında çok da böyle sağlıklı bir saha bilgisine sahip olmadığımızı düşünüyorum. Ben burada bir emekli paşamız var, asker var. Ben çavuş olarak askerini yapmış biri olarak hani askeri alanda şu şuradan geldi, bu buradan geldi, şu olacak demem. Ama şunun farkındayım. Burada da bir uluslararası ilişkiler uzmanı var. Yani ama şunun farkındayım. Ya arkadaşlar 1945 düzenini biz yıkmadık. Bunlar yıktılar. Kur'anlar yıkmışlardı. Dünyayı kimin gücü kime yeterse atmosferine soktular. Ve şimdi de Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor diye
feveran edip bir blok oluşturuyorlar. Tekrar bir blok oluşturuyorlar. Şimdi burası enteresan geliyor bana. Yani siz Suriye'ye müdahale ederken, Libya'ya müdahale ederken, Afganistan'a müdahale ederken, yani tekrar düşmek istemiyorum, konuşuldu da. Bir kendinizce uluslararası bir hukuk geliştiriyordunuz da Putin'in ya da Rusya'nın ben bunu güvenlik sebebi sayarım, ben bunu beka meselesi yaparım. Hatta siz İkinci Dünya düzenini yıkmışsanız, yıkılmışsa, beraber el ele verip yıkmışsak, o zaman ben imparatorluk haritalarımı da açarım demesi kadar doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla şu anda benim kafam karışık derken, bu sahada ben baktım. Afrin Zeytin Dalı harekatını baştan sona takip etmiş biri olarak söylüyorum. Biz Afrin'e, bir şehre, hatta ilçe denecek bir şehre kaç günde girdik? Kaç gün yıprattık, kaç günde girdik? Bakın Ocak'ta başladı, Mart'ın sonunda girdik. Ya şimdi koskoca Türkiye'nin yarısı kadar bir ülkeden bahsediyoruz. 600 küsür bin kilometre karedir. Türkiye'nin yarısı kadar bir ülkeden bahsediyoruz. Sadece bir cepheyi açmıyorlar. Batı cephesini açık bırakıyorlar ki bilerek yapıyorlar belli. İnsanları sürüyorlar, demografiyi değiştiriyorlar. Bir sürü hikaye. Ve 600 küsür bin kilometre karelik alanda operasyon yapıyor. Biz bir tane kare var, uzaydan çekildi bize, hani uydu görüntüsü olarak veriliyor, 64 kilometrelik. Efsane. 64 kilometrelik Rus konvoyu. Efsane aynen. Şöyle, bana şöyle göre yani. Bakın ne diyor, bir çavuş olarak benim bile yapmayacağım hatayı yapıyor Rus kurmayları, kurmay atlı. Tamam, Genelkurmay Başkanlığı veya o savaşın başındaki komutan öyle bir stratejik hata yapıyor ki 64 kilometre kuyruğu oluşturuyor, konvoyu oluşturuyor ve hala... Hala Ukrayna'nın İHA'larının ve SİHA'larının uçtuğu dönemde. Hala bombardıman yapabildiği, vurabildiği, hala topçularının ateşleyebildiği. Müdahale yok. Yani uçaklar kalkamıyor ama, Ukrayna'nın uçakları yok ama İHA'lar ve SİHA'lar var. Çünkü Fransız Genelkurmayından bir paşa... Ama 2 gün önce bir tank vuruldu. Ama orası da o konvoy ama değil. Ama mesela o konvoy değil de konvoyun çünkü farklı koridorlardan hayır, farklı kolları var ya. Başka bir şeyden bahsediyorum ama. Koridor, evet. Ben özür dilerim. Kemal Bey'in bu değerlendirmesine katılıyorum. Nagihan'ı da gördük ister, bu arada Nagihan'ı. İster Batı askeri öğretisini alan... Hasan Bey'in. Tabii Hasan Bey'in değerlendirmesine katılıyorum. İster Batı öğretisini, yani NATO askeri öğretisini alan bir asker, isterse Doğu Paktı, yani Rus askeri öğretisini alan bir asker, yani komutan rütbeli kimse... 64 kilometrelik bir konvoy düzenliyorsa emekli etmek lazım anında. Çünkü 64 kilometrelik bir konvoyun ortasında, sağında, solunda, dar yolda herhangi bir aracın arızalanıp yorda kalması konvoyu 2'ye, 3'e, 4'e böler. Böyle sabotaja açık olur, pusuya açık olur, saldırıya açık olur. Yalan mıydı? Efendim? Uydu görüntüleri mi yalandı? Ben görüntülerin 64 kilometre olduğu konusunda şüphem var. Ama zaten ben, orada... Böyle 64 kilometre... Bakın şimdi şöyle mantık... 30 kilometre de olamaz ya, bu mantıkla. Olmaz. Bakın şöyle. Ama yalanlanmadı hiç. 5 kilometre olabilir. 64 kilometre olabilir. Neden biliyor musunuz? Şimdi ne duyuyoruz biz? Ukrayna, efendim Harkov'a işgale devam eden, saldıran Rus kuvvetlerini şu orada, şu mevziyi imha etti, tahrip etti... Tankı tahrip etti, resimlerini görüyoruz. Şimdi 64 kilometre dar bir yola, karayoluna dizilmiş bir koyun. Belki 6.4 kilometredir. Neyse. Yani şunu demek ki, kendi KC'lerimizden söylüyorum. Sizin KC'lerinizden değil. Aynen. Kendi KC'lerimizden söylüyorum. Kendi evet, spotlarımızdan gereksiz. Söylüyorum. 64 kilometrelik konvoy geliyor. Rus konvoyu geldi. Tabii, önce öyle, 15 evet. kilometre kala Kiev'e durdu. Günlerce üzerlerine kar yağdı. Sonra yaklaştılar. Bugün itibariyle 5 kilometre daha yaklaştılar. Bekliyorlar. Dağılıyorlar şimdi, bir yerlere. Abi savaşla ilgili sahadan enformasyon alma konusunda daha önce hiç görmediğimiz bir fotoğrafla karşı karşıyayız diye düşünüyorum ben. Aynen. Yani zaten ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Gazeteci ben de, evet, bu iş evet. tamamen bir propaganda değil mi Hasan Bey? Efendim? Bu iş tamamen bir propaganda savaşı değil mi? Bütün savaşlar gibi aynı zamanda. Savaş. Aynen. Bilgi. Yani biz bunu 1. Körfez Savaşı'nda CNN International üzerinden görmüştük. Görmüştük yani. Bunu görmüştük. Şimdi
hep beraber yapıyoruz. Yani ve bu tek kaynaktan beslendiğimizden de kaynaklanıyor. Yani peki, bu Rusya'nın kapalı bir toplum olması, devlet olması bunda etkilidir. Rusya'nın bu konuda Rusya'da çok ketum kalması. Rusya'da mesela sahadan bilgi vermiyor. Ben izliyorum Rus televizyonlarını. Evet. Başladığı günden beri Rus televizyonu izliyorum. Hatta Ruslar savaş yokmuş gibi davranıyorlar. Kendi iç kamuoyuna öyle. İlk zamanlar böyle davrandılar. Yani. Yok yani savaştan çokça bahsediyorlar. En azından Russian Today öyleydi. Ben sürekli Russian Today'i takip ettim. Çok yoğun izledim. Ama yani propaganda dışında sahadan olan bitene ilişkin bilgi, şöyle bir enformasyonla karşılaşmadık. Yani Genelkurmay Başkanlarının çıktığı, Savunma Bakanlarının çıktığı ve günlük briefingler verdiği. Bugün şuralarda şu mesafeler kat edildi. Bugün şu kayıplar verildi. Öyle bir şey hiçbir yok. Şey yok. Yok, yok. Bunlar yapılır. O zaman şöyle yani Nagihan'a şöyle tamam. Yok hayır siz devam de, Nagihan şimdi düşmüş tamam. Hattan tekrar bağlayacaklar. Tamam. Benim bir sorum olabilir mi buradan, Hasan Bey? Şey tabii şunu mu çıkaralım? Yani enformasyon bombası, savaş bombasından daha tehlikeli aslında. Benim şöyle bu yaşananlar... bir sorum olabilir mi size? Şimdi hem size hem değerli dostum Mehmet Akif'e hem de Kemal Bey aslında bu soru. Sonuçta ben 20 yıl gazetecilik yapmam ama hiç o anlamda bir hani savaş deneyim mi olmadı? Bir taraftan bir bilgi geliyor Ukrayna tarafından Mehmet Akif. 11 binden fazla Rus askeri öldürdük. Öbür taraftan Ruslar diyorlar 500 küsur askeri. Hayır. İkisi de bence propaganda amaçlı ve abartılı. Sorunuzu sorar mısınız? Ben abartılı. Bir cevap vereceğim bununla ilgili. Yani, sorunuz... Çok abartılı. Az evvel dediniz, oradan aklıma geldi. Ukrayna hiç hava savunması olmayan, Ukrayna hiç uçağı olmayan bir devlet olarak en son okuduğum 49 Rus uçağını düşürmüştü. Bu nasıl mümkün oluyor size ben soruyorum. Sadece o değil hocam, mesela. Daha enteresan bir bilgi vermek istiyorum. Barış Bey şey de mesela enteresan. 8 general görevden alındı öbür tarafta. Hocam onu 5'e bölün. Nagihan Alçı'ya bir dönelim. 5'e bölünün. Nagihan Alçı. Tam bir propaganda savaşı. Görelim mi? Aynı zamanda. Bilgi savaşı diyoruz. Yani enformasyon savaşı. Propaganda savaşı. Ama Ukrayna başarılı bunda. Şu an. Başarılı ama onu Ukrayna mı yapıyor bunu onu bilmiyoruz hocam. Bir şu anda ederseniz, şu anda dünya Nagihan sıcak bölgede Hasan Özürk evet Naim Babiroğlu. Nagihan Alçı'yı gördük. Nagihan merhaba. İyi akşamlar. Merhaba Hülya. Merhaba. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. Öncelikle kolay gelsin. Zor bir süreç. Onu merhaba. Biliyoruz gerçekten. Çok teşekkürler. Sınırdan geçip de merkeze gitmeye çalıştığın o süreç içindeki şahitliklerini de şahitliğini dahası köşe yazısında okuyoruz. Ama onun dışında karşılaştığın ilginç şeyler de oluyor. Onu biliyoruz. Onları aktarmanı istiyorum. Sanırım yanında editörüm Erdem söyledi ama herhalde birkaç kişi var. Onlarla da görüşeceksin şu an. Biz de izleyeceğiz ve dinleyeceğiz. Ama önce seni dinlemek isteriz. Önemli bir röportaja evet, da imza attın. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Biz bugün Kiev'e Türkiye Büyükelçiliği tamamen çıktı. Yani elbette bir görevli kaldı. Türk bayrağı elçiliğimizde dalgalanmaya devam ediyor ama bugün tahliyeler vardı. Biz de Sayın Büyükelçimizle birlikte artık son kafile olarak Kiev'den çıktık bu sabah. Biz kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la birlikte Himelniski şehrine yakın Onur Grubu'nun şantiyesindeyiz. Bu akşam bizi onlar misafir ediyorlar. Çünkü Türkiye Büyükelçiliğinden çıkan kafile Çerniski'ye doğru devam etti. Bizim Özgür'le planımız Lviv'e gitmek. Ancak saat 8'den sonra sokağa çıkma yasağı olduğu için ve etraf hiç güvenli olmadığı için bu akşam burada kalacağız. Yarın sabah erkenden çıkıp Lviv'e devam edeceğiz. Ülkenin batısına. Yani Kemal'in de çok iyi bildiği orada uzun süre gözlem yaptığı Lviv'e gideceğiz. Birçok kişi de şu an Lviv'e doğru yani iki haftadır savaşın başından beri oraya hareket ediyorlar. Dün Kiev, ben bugün sen de atıf yaptın, köşe yazımda da anlattım. Hakikaten bir ölüm sessizliği içindeydi. Yani ben daha önce de savaşlar gördüm ve okuduklarımdan ve birleştirdiklerimden ve konuşunca da insanlardan genel olarak şöyle bir beklenti içindeydim. Yani çok felaket bir savaş var ama yine de bir şekilde hayat akmaya devam ediyordur diye düşünüyordum ama Kiev'de hayat diye bir şey kalmamış. Bakın Ukrayna devleti umurumda değil. Benim gördüğüm, bizzat tanıklığım şudur. Bir millet kurtuluş savaşı veriyor. Yani siz bir sabah kalkıyorsunuz, tepenizde uçaklar, burnunuzun dibinde tanklar. Bunun bir propaganda savaşıyla falan alakası yok. Burada çoluğu, çocuğu, bebeği, kadını, yaşlısı, sakatı bir kurtuluş mücadelesi veriyor. Sen de biraz önce söyledin. Yanımda iki genç hanım var. Kiev'den kaçtılar. Onlarla biraz sonra konuşacağım ama bakın şu kadarını söyleyeyim. Burada
hiç kimsenin tahmin etmediği çok ciddi bir direnç var. İnsanlar ülkelerini, evlerini terk etmek istemiyorlar. Çok haklı bir şekilde vatanlarını savunuyorlar. Yani burada iki eşit durumdan, propaganda savaşından falan bahsetmek imkansız. Ukrayna devleti kendini nasıl anlatmak isterse istesin. Ortada bir buz gibi bir gerçek var. O gerçek de şu. Milyonlarca insan tepelerine bombalar atılarak ölüm kalım savaşı veriyor. Burada kim haklı kim haksız tartışması da yapamayız. Bakın elbette ki gazeteciler tarafsızdır. Ama bir insan olarak bütün vicdanlı insanlar gibi ben burada Ukrayna halkının yanındayım. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Biz Poroshenko ile bir röportaj yaptık. Bugün Habertürk TV'de gösterildi birkaç kere. Eski devlet başkanı Petro Poroshenko Ukrayna siyasetinin en önemli isimlerinden biridir. Ve önemli olan şu diyor Petro Poroshenko. Bizim aramızda çok ciddi siyasi tartışmalar vardı Zelenski ile. Ama artık bu tartışmaların Ukrayna'nın 24 Şubat öncesinin hiçbir önemi yok. Artık geçmiş yok diyor. Bugün Zelenski de yok, Poroshenko da yok diyor. Bugün sadece Ukrayna var ve Ukrayna'nın etrafında buluşmamız gerekiyor diyor. Bu önemli. İnsanların direncini birebir gördük Özgür'le beraber. 3-4 gündür buradayız. Yarın da Lviv'de Lviv Belediye Başkanı ile bir röportaj yapacağız. Bir aksilik olmazsa. Oraya zamanında da varabilirsek. Sonra da Lviv valisine ulaşmaya çalışacağız. Onunla da bir röportaj ayarlamaya çalışıyorum. Lviv Belediye Başkanı Ukrayna siyasetinde önemli. Çünkü son seçimlerde Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuştu. Daha sonrasında çekti. Onun gözünden ve Lviv'de şu anda insanların toparlandığı, işte çok yoğun bir göçün yaşandığı, çıkışların yaşandığı bir şehir. O taraftan bakacağız. Ama siz nereden bakarsanız bakın, Ukrayna'daki şu gerçeği inkar etmeniz imkansız. Burada insanlar ölüm kalım savaşı veriyorlar. Burada insan hakikaten siyasete lanet ediyor. Sokakta, sınır kapılarına giderken Kemal de gördü, günlerce yayın yaptı. Çok kıymetli yayınlar yaptı sınır kapılarından. Küçücük çocukları dona dona orada bekleyen, yani ölüm kalım mücadelesi veren çocukları, tekerlekli sandalyede kadınları, yaşlı erkekleri görünce burada kim haklı kim haksız tartışması yapamazsınız. Ukrayna propaganda savaşı mı veriyor tartışması yapamazsınız. Ben etik olarak bu tartışmaları reddediyorum. Nagihan bir şey sorabilir miyim? Batı'nın bu işi nasıl buraya getirdiği, bakın bütün bunlar elbette ki çok değerli konuklar tarafından tartışılacaktır. Uzun uzun yıllar boyu da tartışılacak ama bugün öncelikle bu insani dramı nasıl bitirebiliriz? Bence onun üzerinde durmamız gerekir. Kemal'e şu bir şey sormak istiyor. Birçok tartışmanın aslında çok anlamsız olduğunu da gösteriyor. Kemal. Şimdi eğer müsaade ederseniz Nagihan duyabiliyor musun? Biraz bizi duyabiliyor mu arkadaşlar Nagihan? Tamam Nagihan duyabiliyorsan Kemal Öztürk'ün bir sorusu var. Kiev'in duyabiliyorum Elia. Tamam. Kiev'de nüfusun büyük bir kısmının boşaltıldığını söyleniyor. Oradan bir bilgi alabildin mi? Ne kadar Kiev'deki insanların boşaltıldığı söyleniyor? Birincisi, ikincisi Kiev'in savunması ile ilgili askeri tahkimatın arttırıldığı söyleniyor. Onları görme imkanın oldu mu? Yani gerçekten bir şehir savaşına Kiev hazırlanıyor mu? Evet. Bir de Çetin Erçetin nerede o çıktıysa? Evet, güzel sorular. Kemal, Kiev'in ciddi oranda boşaldığı söyleniyor. Baktığınızda sokakta neredeyse hiç kimseyi görmüyorsunuz. Yani adeta şehir tamamen insansızlaştırılmış gibi. Ama oradakilere sorduğumuzda görüntüye aldanmayın. Nüfusun yaklaşık yarısı çıktı. Ama yarısı hala burada. Ama hep herkes evlerinde saklanıyorlar, bekliyorlar. Direnişe hazırlanıyorlar diyorlar. Biz bugün Kiev'den yola çıkıp buraya doğru gelirken çok uzun konvoylar gördük. Kiev'e doğru hareket eden askeri mühimmat konvoyları gördük. Dolayısıyla evet, Ukrayna ordusu çok açık bir şekilde, hatta Özgür bunları kaydetti ve görüntüler de bugün haber bültenlerinde aktı. O askeri araçların nasıl arda arda Kiev'e doğru hareket ettiğiyle ilgili görüntüler. Dolayısıyla evet, Ukrayna ordusu tarafında bir hazırlık var. Kiev halkı da bir kısmı şehri terk etmiş durumda. Terk etmeyenler de tamamen sessiz, saklanarak zaten sadece çocuklar ve kadınların yani çıkmasına izin veriyorlar. Sığınaklarda, bir kabusun tam ortası. Sığınaklarda, evlerinin içinde bekliyorlar ve şehir merkezinde dahi, yani şehir merkezi
vurulmayacak bir yer olarak öngörülüyordu. Sonuçta bir tarihi mirasın parçası Kiev. Çok güzel tarihi bir şehirdir. Orada dahi tam kalbinde dahi Maydan'da bile her an bir hava taarruzu olabilir beklentisi var. Yani insan çelik yelek olmadan böyle sağına soluna bakınıyor. Öyle bir psikoloji ki bu çok çok ağır bir şey. Yani biz orada işte iki gün bile kalamadık. Tahliye edildiği için Büyükelçilik çok şiddetle çıkmamızı tavsiye etti. Bu kadar kısa zaman içinde bile insanın o duyduğu huzursuzluk, o rahatsızlık, her an siren çalabilir ki nitekim çalıyor sirenler. Bu katlanılabilir bir şey değil. Nagihan, düşünün yani var? Eviniz yanında kim her var? An yok olabilir. Bir kısmı yok olmuş. Yakınlarınızdan kötü haberler arkadaşlar, geliyor. Arkadaşlar chatlere de bağlanabiliyor. Şimdi tam da onlarla ilgili bir hikaye var yanımda. Müsaade ederseniz bir iki peki, soru sormak istiyorum. Tabii. Konuklarım var. İki bayan Kiev'den. Biri İngilizce tercüman, diğeri muhasebeci. Onlar biraz hikayelerini anlatsınlar ama Yulia ve Olya. Olya İngilizce konuştuğu için ben Olya ile konuşacağım. Ama Yulia'nın da benzer tanıklıkları var. Olya, I was talking to my audience about your story. So you came from Kiev. Bahsediyorum. You saved your life. You left your Kiev'den home, right? Buraya geliyorsunuz. Hayatınızı kurtardınız. Evet. Yaklaşık 30 kilometre uzağında Kiev'in benim oturduğum yer. Are you planning to go back to your home? Evine dönmeyi düşünüyor musun? Hayır, bilmiyorum. Bir planımız yok. Sadece kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bombardımana rastladınız mı? Tepemizin üzerinden roketler geçti. Evimin penceresinden baktığım zaman patlamalar gördüm. O nedenle son derece korkunç bir manzara içerisindeyiz. Hayatınızı arkanızda bıraktınız. Evinizi, işinizi bıraktınız. Evet, sadece önemli belgeleri yanımıza aldık, bazı eşyalarımızı, o kadar. Peki şimdi ne olacak? Nereye gidiyorsunuz? Bilmiyoruz neler yapacağımızı. Ukrayna'da mı kalacaksınız yoksa dışarı çıkacak mısınız Ukrayna'nın dışına? Öncelikle Ukrayna'da kalacağız ama sonrasını bilmiyoruz. Evini kaybeden insanları, bombalanan evleri, bombalanan insanları gördünüz mü? Mesela akrabalarını, arkadaşlarını kaybeden insanları. Evet. Harkiv'de bir akrabam evini kaybetti. Arkadaşın muhasebeci. O da Kiev'de mi yaşıyordu? Evet. O nereye gideceğini biliyor mu? Hayır, bilmiyoruz. Sadece birkaç eşyanızı yanınıza aldınız ve hayatınızı ardınıza bıraktınız. Sadece birkaç belge aldık, o kadar, evet. Yani böyle binlerce, on binlerce hikaye var Ukrayna'da. Ellerine ne geçtiyse bir iki bavulu aldılar ve hayatlarını geride bıraktılar. Yani aslında bugün yaşananların özeti de bu. Kaldı ki en azından sağ çıktıkları için şükrediyorlar. Biz biraz yayın öncesinde de konuştuk. Yani dolayısıyla buradaki insani dram bence hepimiz adına çok büyük bir utanç. Evet, Nagihan, teşekkür ediyoruz. Yani bu savaşın çıkmasını ne kadar bekliyorlardı onu bilmiyorum gerçekten. Ve bu savaş neyin savaşı diye sorulduğunda nasıl cevap veriyorlar? Aslında insan onu merak ediyor. Nagihan, çok teşekkürler. Teşekkürler. Bir şey ekleyeceğim Hülya. Çok uzunca bir dönem kriz bölgelerinde gazetecilik yaptım. Dünyanın pek çok bölgesinde hiçbir acı birbiriyle mukayese edilmez. Bunun altını çizerek. Ama bu arkadaşlarım bugün Ukrayna'da savaşa karşı çıkan ya da bugün Ukrayna'daki meseleyi kendi çıkarlarına bir propaganda aracına dönüştüren ülkelerin, devletlerin Afganistan'ı nasıl bombaladıklarını, nasıl düğün konvoylarını yanlışlıkla vurduklarını, Irak'ın nasıl yerle bir ettiklerini, Suriye'yi nasıl harap ettiklerini, Somali'yi ne hale getirdiklerini diye başlayıp devam edesi de geliyor insanın. Geçmişte, ya da işte Orta Doğu'nun pek çok ülkesini. Yani şöyle söyleyeyim, bu savaşların hepsinde biz en son Suriye'de mülteciler, insanların bu dramları, bu süreci yönetenler için sadece küçük bir kart. Biz masada daha fazla ne alırız? Biz bu işin sonunda daha fazla ne alırız? Hiçbirisinin hiçbir zaman ne yaşamını yitirenler ne göç etmek zorunda kalanlar umrunda olmadı. Bunun da altını çizelim.
Peki. Yani onlar kendi işlerine bakıyorlar. Böyle bir tablomuz var. Hasan Öztürk'te kalmıştık. Yani ben bu kafa karışıklığımı anlatırken enformasyon bombardımanından bahsettim. Mesela Zelenski'de kalmıştım. Zelenski diye bir kahramanımız oldu. Bu arada yine Türk matbuatında Putin'in cinsel eğilimlerinden tutup nasıl bir cani olduğuna kadar haberleri de paylaşarak Rusya ve Putin'in şeytanlaştırılması sürecini de yaşadık. Şimdi dolayısıyla benim başından beri görebildiğim çok basit bir yani okuyorum, okuduğumdan gördüğüm Rusya'ya gel yaptılar tamam. Yani Amerika ve İngiltere'nin başını çektiği Batı kanadı gel yaptılar. Ve Rusya da zaten kendi bekası için ve dediğim gibi 45 sonrasında 45 düzenini yıkıldıktan sonra yeniden imparatorluk haritalarını açtığı için Kiev'siz ya da Ukrayna'sız bir Rusya'yı düşünemediği için bu işgale girişiyor. Fakat çok önemli burada iki değerlendirme var. Birisi askeri, diğeri de siyasi tanımda. Askeri olarak yıpratılması meselesi Rusya'nın ana hedeflerden birisi. Öyle görülüyor. Çünkü 2020 bir arkadaşımız attı sağ olsun. Gayri nizami harp ek bilgisini geçti. Amerikalıların hazırladığı ve düzensiz ordunun ya da işte efendim paramiliter güçlerin hibrit savaşlarıyla nasıl Ukrayna'da yapılacağına dair bilgiler de var elimizde. İki değerli şey. Birisi askeri olarak yıpratılacak. Bununla beraber ekonomik ve siyasi olarak da yıpratılıp durdurulacak. Ama durdurulurken işte Nagihan Alçı'nın duygusal durumunu ne atıf yaparak söyleyeyim. Rusya'yı durduralım derken Ukrayna kurban ediliyor. Ukraynalılar kurban ediliyor. Ya da yem olarak kullanılıyor. Bu da işin başka bir boyutu. Şimdi enteresan bir mesele daha var. Ben sadece Rusya'nın geriletilmesi ya da Rusya'nın işte efendim ekonomik olarak veya siyaseten çökertilmesi olarak bakmıyorum. Aynı zamanda Amerika ve İngiltere'nin ki birileri Anglo-Sakson akıl diyor yani o aklın Batı'yı ya da hatta kıta Avrupa'sını yeniden yedeğine alma başarısı olarak da değerlendiriyor. Ve ben bunu değerli oluyorum. Bunu kesinlikle doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü eğer 45 düzeni yıkılmışsa Almanya başlı başına bir güç olarak ortaya çıkma iradesi koyacaktır. Çünkü Almanlar başından bu yana biz dünyadan istediğimizi alamadık. Yani 2. Dünya Savaşı'nın başlama sebebi de budur yani. 1. Dünya Savaşı'nda siz Osmanlı'yı paylaştınız ama biz yeteri kadar yenildiğimiz için pay alamadık deyip 2. Dünya Savaşı'nda pay istediği için Polonya'yı bombaladı. Şimdi böyle bir durumda İngilizler ve Amerikalılar kafa kafaya vermişler. Bence kıta Avrupa'sını da tekrar yedeklerini alıyorlar. Tekrar size diyor ben giderim Katar'dan senin ihtiyacın olan doğal gazı bir şekliyle sıvılaştırılmış gaz olarak getiririm. Kaya gazı olarak ben... Katar ama şey yapmadı. Yok, hayır söylüyor. Evet. Söylüyor, onun için diyorum. Tabii. Ben bunu tedarik ederim. Giderim İran'la da şeytanlaştırdım. İran'la da bunu konuşurum. Devirmek istediğim Venezuela'yla da konuşurum. Diyerek Avrupa'nın endişe duyduğu enerji ihtiyacına da çözüm bulma iradesi gösteriyor. Şimdi böyle bir şeyde anladığım kadarıyla durdurabileceklerine inanıyorlar. Ukrayna'da Rusya'yı. Ben ama buna inanmıyorum. Hedeflerine çok adım adım ilerleyen bir Rusya olduğunu düşünüyorum. Putin'in çok serin kanlı olduğunu ve şu anda dünyanın en önemli isimlerinden biri olarak Lavrov, yani en etkili isimleri kimdir? İlk üçte çıkıyor. Lavrov gibi bir diplomatının bu işlerin diplomatik yönünü takip ettiğini ve Rus askeri kapasitesini de öyle 64 kilometre konvoy kuracak kadar bir saçmalık üzerine olduğunu düşünmüyorum. Adım adım ilerlediğini düşünüyorum. Hedeflerine ulaşacaktır. Ve işin ilginç yanı bunu benim görebildiğim, en son bugün okuduklarımda da görebildiğim, mesela Polonya sınırına patriotların yerleştirilmesi Ukrayna'nın feda edildiğini gösteriyor yine. İsveç'in silahlanma meselesinde destek olacaklar ama İsveç'in
bir dakika ben NATO falan artık aklımda yok demesinin bu işin Ukrayna'nın kaybedilmesi üzerine planlandığını düşünüyorum. Son cümlem bitiriyorum. Estağfurullah. Ama işin sonunda şey hani o Dinyeper Nehri hikayesi var ya, sağı ve solu meselesi. Ortadan ikiye. İşin ilginç yanı sadece coğrafi olarak değil, sadece etnik olarak da değil, dini olarak da iki ayrı grup var orada. Ortodokslar Katolik. Ve Katolikler. Şimdi Polonyalılarla akraba olanlar Katolikler. Ruslarla akraba olanlar Ortodokslar. Ve önemli bir şey söyledim. Bir karttan bahsettin hani göçmen veya mülteciler meselesinde. İnsansızlaştırılan yere birileri girer. Stratejik. Nasıl ki Suriye'den Türkiye'ye kuzeyinden bize sürdüler. Suriye'nin kuzeyinden bize sürdüler ve oraya PYD PKK'yı yerleştirdiler. Bu taktiğin bir benzerini düşünün. İnsani koridoru Rusya açtı biliyorsunuz. Belli saatlerde açıyorum. Çıkabilirsiniz. Hadi buyurun çıkıyorsun diyor. Niye çıkmalarına müsaade ediyor? İki sebep diyorlar. Hani çok fazla zayiat olmasın. Ama ben aynı zamanda bunun o kartlardan biri olarak insansızlaştırılmış bölgeler oluşturulduğunu düşünüyorum. İyi de bu insani koridorları nereye açtı ki mesela? Batı'ya açıyor. Hayır, Rusya kendisini açıyor. Ama bir dakika, açıyor. Canım Batı'ya değil ya. Bir dakika, kendisini aldıkları ne kadar? Sayı olarak. Yani şöyle diyor, insani koridor açıyorum, yani dünyaya açıyorum dedi, ya. Kendi toprağına geldi. Toprağına geldi. Yani. Esir alacaksın. Bir taraf Belarus değil mi? Bir dakika, gidenler var ama. Ya arkadaşlar, Donbas bölgesinden gittiler. Ruslar ilk başta. Rusya mı sonlar? Ben de sana başka bir şey demiyorum ki. Ya sadece onu söyledim. Ortodokslar Rusya tarafında, Katolikler... Hayır canım, bir sürü Ortodoks da geçiyor öbür tarafa, Polonya'ya diye. 3 milyon insandan bahsediyoruz. Bir, Dinyeper Nehri'ni söyledim. Sağı ve solu, yani haritaya göre söylüyorum. Veya doğusu ve batısı olarak. Ben diyorum ki, Ukrayna'yı Amerikalılar ya da Batı komple gözden çıkartmışken, Ruslar bence Dinyeper'in batısına geçmeyecekler. Zaten, orada duracaklar. Zaten. Bunu söylüyorum. Bunu da yaptıktan sonra ama aynı zamanda Ortodokslar ve Katolikler olarak neredeyse böyle Polonya'ya yakın olanlar ve Rusya'ya yakın olanlar orada bir ayrışmaya gidecek. Bunu söylüyorum. Bunu tehlikeli bir şey ama bu olacak. Siz zaten ağırlıklı olarak Dinyeper Nehri'nin doğusunda Ortodokslar var diyorsunuz zaten. Evet. Doğru mu? O bir. Ve bir de diyorsunuz bir, ki batıdaki, Ruslar, hayır doğusu ama hayır var ama doğusunda gerçekten dediği şöyle. Hocam bir saniye. Rus yani kökenli olanlar var. Şimdi arkadaşlar. Bir de orada yani bu topraklar daha değerli, verimli. Doğu tarafta askeri, sanayi. O yüzden Rusların da amacı orada. Şimdi ben sadece işte sanayinin, askeri tesislerin, işte efendim tarım arazileri açısından bakmıyorum. Tamam. Bu işin demografik yapısına da bakıyorum. Tabii, demografik yapı da daha kolay elde edebileceği şehirler vardı. Ama koridor Belarus'a açılıyor bir de diğer son, tarafa. İki tarafta Kemal bu tarafa doğru yürürken dedim ki gelme, bir soru soracağım. O sorum da şuydu zaten. Sen orada Polonya sınırında konuştuğun Ukraynalılarda ya da Polonyalı'dan, daha doğrusu Batı'dan gelenler, onları almak isteyenlerin bu Ortodoksluk ve Katoliklik üzerine bir konuşmaya şahit oldun mu diye böyle bir soru soracaktım ben. Böyle bir şeye şahit oldum mu diye soracaktım. Ona da cevap verirsen ben bitireceğim sorunu. Yani ben Romanya'da da Polonya'da da bir sürü dini cemaatlerin yani Hristiyan kıyafetleri giymiş insanların herkese yardım ettiğini gördüm ama yani Katolik ve Ortodoks ayrımı konusunda hiç öyle bir şey duymadım. Öyle bir mezhep şeyi yok. Şeyler var. Yani çifte standart biraz evvel... Etnikle ilgili bir şey. Senin söylediğiniz gibi yani o... Yani Rus o yakın olmanın dışında olanlara var. Yani çok güzel söyledin ya hani Ukraynalılar sadece gelebilir. Yani öyle bir şey var. Bunu öyle bir tamamıyla mezhebe kadar indirmek bence doğru değil. Fakat yani şöyle bir şey yani sormak istiyorum ya da söylemek istiyorum. Yani biz Türkiye'deyiz değil mi? Bizim yukarımızda bir savaş yaşanıyor. Şimdi siz diyorsunuz ki yani Putin serin kanlı, yavaş yavaş gidecek, galip gelecek. Bu böyle bir iki tane aktörün birbirleriyle savaşı değil ki. Burada şöyle bir şey sormak lazım. Mesela Putin sakin, serin kanlı gitti, kazandı. Odessa'yı da aldı. Ukrayna'yı bir Belarus'a çevirdi. Yani bunun dünya açısından, yani benim kafam bu şekilde çalışıyor. Bunun dünya açısından ve Türkiye açısından sonuçları nedir? Yani biz Türkiye'de yaşayan, hem Türkiye'yi düşünen
Ve aynı zamanda dünyayı düşünen insanlarız. İkincisi, zaten Türkiye'yi Amerika'yı konuşacağız şimdiki bölümde. Şimdi Amerika'yı eleştirelim. Yani onu söyleyelim. Çünkü yani ben hani buradaki daha önce de programlara katıldım. Buradaki hiç kimsenin, yani Amerika'nın Irak işgalinin tamamıyla hukuk dışı, değil mi? Onun dışında bir şey söylenmiyor. Amerika'nın Irak işgalinin yanlış olduğu, Suriye'de yanlış olduğu, insani olmadığı, Amerika'nın Türkiye yaklaşımında büyük çifte standart, bunlarla ilgili bir sürü programlar yaptık. Yani bunlarla ilgili bir şeyimiz yok. Fakat Nagihan Hanım'ın söylemiş olduğu bir şey önemli. 24 Şubat dünya tarihine başka türlü geçebilir. Yani 24 Şubat'tan sonraki dönemler, Ukrayna'da yaşananlar, Türkiye açısından, dünya açısından, Avrupa açısından çok değişik sonuçlar yaratabilir. Ben Türkiye'deki yöneticilerin, yani iktidarın, muhalefetin de esasında bu sürece bakarken bir takım senaryolarla baktığını düşünüyorum. Tamam. Yani Rusya mesela kazandı, Çin'le çok iyi anlaştı ve bu şekilde bir Çin-Rusya bloku oldu. Tamam. Ukrayna gitti, Karadeniz Rusya'nın. Bu sefer bu ne demek mesela Türkiye açısından? Senaryo olarak. Hocam yani bunu konuşuruz ama benim konuşmamdan siz yani Putin'in adım adım hedeflerine yürüyor. Cümlemden niye rahatsız olduğunuzu anlamadım. Ben rahatsız olmadım. Hayır yoksa şunu tartışacağız. Tabii ki başından beri Rusya'nın işgalinin yasa dışı olduğunu, onlar kabul edilemez olduğunu hepimiz söylüyoruz değil mi? Herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Ama yine tıpkı Irak'taki gibi, tıpkı Suriye'deki gibi. Ama ne hikmetse, Suriye şu anda paramparça, Irak paramparça ve bunun üzerinden biz okuyoruz, evet, tartışıyoruz. Ama bakın. Katkıda bulunabilir miyim? Şöyle, yani mesela, bir dakika, reklam yani burada, mı arkadaşlar? Bu arada Ortodoks... Peki. Var Ortodokslar bir saniye %67.3, Katolikler 9.4, evet, Ukrayna'da evet, Ortodoks çok düşük bir oran. Evet. Ortodoks Batı'da mesela Yunanistan'da Ortodoks ama Rusya'ya karşı bir yerde duruyor. Evet. Bartolomeos Ortodoks ama Rusya'ya karşı bir yerde duruyor. O da bölündü ve dağıldı. Yani evet. O da başka bir o neye benziyor biliyor musun? Ben mesela Naim Hoca sizin söylediğiniz ama bir soru geldi. Ya benim cümlem üzerine geldi. Çok özür dilerim hocam. Oraya bir kat. O neye benziyor biliyor musun? Akif. O şuna benziyor. Şu anda Katoliklerin ruhani liderinin Ayasofya'nın tekrar kilise olarak açılması için programlar yapması gibi bir şey. Bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra devam edelim. Hem Naim Paşa'sı geleceğim. Kemal Öztürk söz almak istiyor. Barış Dostler'e geleceğim. Böyle ben interaktif zaten gitsin. Tabii. Kısa bir reklam arası.